Kanalı Türkiye YouTube kanalında ilk kez yalnızca Doberman üzerine kurulu efsane bir çiftlikteyiz. Wanda The Show Doberman Kennel'dayız bugün. Efsane bir video başlıyor. Bu zamana kadar Türkiye'den kaç tane ülkeye Doberman sahiplendirdin? Şu an tam sayı veremem. Sürekli değiştiği için ama 40'ı aşkın diyebilirim. 40'tan fazla ülkeye Doberman gönderdiğin evet. Efsane bir çiftlikteyiz bugün o zaman. Peki tabii, sence tabii. Bu doyum noktasına ne zaman gelir abi böyle bir ırk için? Vallahi bilmiyorum. Yani bu gidişle ejderhaya dönecek bu ırk yani. Çünkü öncesiyle hiç alakası yok. Yani boy, poz, cüsse çok şey değişti. 1800'lü yılların sonunda Louis Doberman diye bir vergi tahsildarı adam 7 farklı ırkı bir araya getirmiş. 7 köpeğin birleşimi evet, sonucu ortaya çıkmış. O yüzden çıkmış o dediğin gibi. Irklardan daha üstün bir köpektir. Peki ben hep derim bir Doberman'ın sosyal olması için en az 100 farklı insanla, 100 farklı köpekle tanışması lazım büyüme çağına kadar. Dobermanların kulakları neden kesilir abi? Ben ver onu bana. Kaç! Aferin sana, aslanım benim. Koş! Otur! Otur! Onu atlar, ver, laf dinlemez. Aynen. Biraz daha dursan ısıracaktı seni zaten. Biraz içeriği parke döşemişsin abi özellikle. Evet evet, şöyle yerden ısıtmalı aslında. Yerden ısıtmalı sistemin üzerine parke döşedim. 2'ye 2 boyutlarında, yani her kulübe 4 metrekare daha rahat etsinler diye. Sevgili arkadaşlar, herkese yepyeni bir Ala Türkiye videosundan selamlar. Ala Türkiye YouTube kanalı olarak yine efsane bir video ile sizlerle birlikteyiz. Bugün Samsun'un Taflan ilçesinde Wanda The Show Doberman çiftliğindeyiz ve yanımda başladılar mı abi? Ve yanımda iki tane efsane Doberman var. Tabii Dobermanları görmeden önce arkadaşlar, onlar orada çiftleşirken Soner istersen çok rahatsız etmeden Elgün abinin yanına doğru şöyle ilerleyelim. Abi nasılsın? Teşekkür ederim, sağ ol, evet. Sen nasılsın? Sevgili arkadaşlar, ben de teşekkür ederim abi. Bugün Elgün Dada Show'un yanındayız. Von Dada Show Doberman çiftliğindeyiz. Senin göz bir yandan orada abi, bugün önemli bir eşleşmem var çünkü. Evet. Abi böyle enerjik girdik videoya, biraz kendinden bahseder misin? Ben Azerbaycan doğumluyum aslen. 16 yaşından beri Türkiye'deyim. Omu İttifakitesini kazandım. 16 yaşında geldim buraya. Şu anda 38 yaşındayım. Yaklaşık bir 22 senedir Türkiye'deyim. Üniversite bitince burada kaldım. Doktorum. Hobi olarak da Doberman üretimi yapmaktayım. Hobi artık olarak? Hobiden çıktı. He, ben de onu diyecektim. Hobi olarak başladım. Birazcık. Evet. Şu anda doktorluğu hobi olarak yapıyorum sanırım. Haftanın 2 günü doktor olarak çalışmaktayım. Geri kalan günleri uzmanlık alanı neydi abi? Uzmanlık sınavına girmedim. Pratisyen hekimim. Ama iş yeri hekimliği yapıyorum burada. İş yeri hekimliği sınavını kazandım. Bunu yapıyorum. Bu işe de vakit ayırabilmek adına biraz esnek evet, olsun diye sanırım. İş yeri hekimliği daha rahat diye onu yapıyorum şu anda. Şunu söyleyelim. Zaten Doberman camiasında çoğu arkadaşımızın seni tanıyacağını ve bileceğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de Doberman konusunda gerçekten çok köklü bir geçmişe sahipsin abi. Çok uzun yıllardır bu işle uğraşıyorsun. Türkiye'de ilk Doberman üretimi ve secere sistemini yapanlardan birisin. Yok. İlk diyebilir miyiz? İlk değilim. Hayır. Ben 10 senedir yapıyorum. Benden önce yapan arkadaşlar da var. Peki şu anda mesela bulunduğumuz çiftliğin kuruluş hikayesi nedir abi? Burada yaklaşık şu anda 10 taneye yakın sanırım köpek var evet, değil mi? Evet. Açıkçası burayı birkaç sene oldu yapalı. Öncesinde her üretici gibi evde yani kendi ev ortamımızda başladım. Sonrasında daha büyük bir bahçe kiraladım. Derken ondan daha büyük bahçe kiraladım. Derken satın aldım. En sonunda evet onlara böyle bir yer satın almak nasip oldu bana. Şu anda da bu yer kendimizin artık. Bundan daha sonra gideceğimiz bir yer yok yani inşallah. Peki bu elindeki soyların mesela senin eline geçme hikayesi nasıldı? Anlatmak istersen özellikle. Ben genelde yurt dışından dünya şampiyonlarının yavrularını, torunlarını bunları tercih ediyorum. Bütün işte sağlık taramaları yapılmış köpeklerin yavrularını alıp onları büyütüp sonrasında damızlık olarak yetiştirip sonrasında üretimini yapıyorum. Üretim yapıp altından gelenleri sahiplendiriyorsun evet, bu sefer. Evet. Sanırım sadece Türkiye'de değil mi? Yok. Şu anda genelde Türkiye'ye değil, diğer Amerika, Avrupa ve dünyanın birçok ülkesine. Türkiye hariç diğer ülkelere diyelim. Çünkü Türkiye'deki satışları artık başka üretici arkadaşlar yapıyor. Benden alıp bu yavruların soyunu sürdüren arkadaşlar var. Türkiye satışlarını genelde onlar yapıyor. Yani ben peki yurt dışına veriyorum. Ülke olarak genel anlamda Doberman konusunda iyi bir noktaya gidiyoruz diyebilir miyiz evet, abi? Evet tabii ki diyebiliriz. Bayağı emektar üreticiler yani var değil mi? Almanlar bu ırkın ilk yetiştiricileri bizden bu köpekleri satın aldıklarına göre yani öyle diyelim. Bu ne kadar? Tereciye tere satıyorsunuz abi. Evet yani Almanlar şöyle aslında ırkı geliştirmeye sürdürmemişler.
sürdürmeyince diğer ülkelerden bu işe öncülük eden kişiler çıkmış. Bizim ülkemizde de yine birkaç kişi var. Onlardan biri de benim. Peki Almanya'da abi Doberman şu an ne kadar büyük bir öneme sahip? Çünkü Almanların çok güzel köpek ırkları var. Rottweiler var, Doberman var. Rottweiler'la Doberman sanırım aslında benzer sınıflarda köpekler ama Dobermanlar biraz daha atletik hayvanlar. Rottweiler'lar biraz daha bekçi köpeği anlamında. Alman çoban köpekleri var mesela. Yine aynı coğrafyadan Belçika kurtları var. Ya şöyle söyleyeyim. Doberman orada nasıl bir yere sahip? Doberman diğer köpeklere göre daha çok tercih edilen bir ırktır. Alman çoban köpeği veya Rottweiler'a göre Almanya'dan bahsediyorum. Sebebi zaten hani 1800'lü yılların sonunda Louis Doberman diye bir vergi tahsildarı adam. Gittiği yerlerde, mahallelerde genelde böyle serserilerle ve saldırgan köpeklerle karşılaştığı için bunlara karşı kendini korumak adına bir ırk üretme kararı almış. 7 farklı ırkı çaprazlama eşleşmeyle. Ya bunların içinde Rottweiler da var, Alman kurdu da var, Danua da var. Mesela Danua'nın cissesini alır. Evet, Rottweiler'ın renklerini alır. Çene yapısını almış. Çene gücünü almış. Alman kurdunun zekasına sahip. Greyhound var mesela, av köpeği. Bu av köpeğinin işte koku hissiyatına sahip. Onun çevikliğine sahip. Bu şekilde 7 farklı ırkı bir araya getirmiş. 7 köpeğin birleşimi evet, sonucu ortaya çıkmış. O yüzden o dediğin ırklardan daha üstün bir köpektir her anlamda. Peki bu 7 ırkın ıslah edilmesi süreci acaba ne kadarlık bir dönemi kapsıyor? Bu çünkü bir köpek ırkı ortaya çıkartmak 5 yılda tabii yapılacak bir şey değil. Elbette değil. Evet. Yani yaklaşık nereden baksam belki bir yarım asır, bir asır civarında evet sürmüştür. Tabii yalan söylemeyeyim. Bilmiyorum ne kadar sürdüğünü, bu ırkı oluşturduğunu ama 1800'lü yılların sonunda bu ırk artık gösterilere çıkmış. Ve çıkar çıkmaz da ciddi dikkat çekmiş. Hatta diğer üreticiler bu yüzden bazı nasıl diyeyim efsaneler de üretmişler. İşte yok kafası beyni kafasına sığmıyor. İşte saldırıyor, sahibini yiyor vesaire gibi. Evet. Günümüze kadar hala gelmiş. Hala buna inananlar var. Hala bana soranlar var. Ama öyle bir şey yok tabii ki de. Bu çok eskiden beri gelen bir karalama. Evet, şu anda artık dünyada ırk standartları net bir şekilde oturtulmuş, belirlenmiş federasyonlarca. Irk standartları ama zaman zaman değişiyor. Çünkü bu ırk yani diğer ırklar gibi bu ırk da sürekli geliştiriliyor. 100 sene öncenin Dobermanına baktığınızda şu anki yarışmalarda gösterilen Dobermanlarla alakası var tabii ki de ama çok alakası yok. Yani kafa yapısı ciddi mesela farklar değişti. Var tabii tabii. Bunu abi lafını kesiyorum. Bir yandan ilk göreceğimiz köpeğimizi yanımızdayken bunları inceleyelim mi? Eskiden nasıldı, şimdi nasıl Dobermanlar? Günümüzde üretilmesi doğru olan şekil, hatlar, standartlar nelerdir? İlk mesela hem köpeklerimizi görerek devam edelim istiyorum, sakıncası yoksa. Tamam, olur. Nereden başlayalım abi? Aslında çiftleşen şu çiftleşen arkadaşa gösterecektim. Geçelim mi abi oraya o zaman? Onu bu tarafa alalım bence. Öyle mi? Tehlikeli olabilir çünkü. He, dişi yanındayken yaklaşmayalım diyorsun. Yani evet, doğru olmaz. Aynen. Ayıp sonuçta abi, etik değil, doğru diyorsun. Onu o zaman dışarı alalım. Evet. Onun gözü de dişi de kalacak şimdi ama. Sen dur kızım. Şişt. Asil gel. Asil çık. Hadi çık oğlum. Evet, şimdi Asil ve sahibi Arda geliyor sevgili arkadaşlar. Yanlış bilmiyorsam Arda kardeşim yine Asil'i senden sahiplendi değil mi abi? Evet. Bir yandan muhabbet ederken tamam. Şimdi sevgili arkadaşlar biraz önce içeride şey yapamadık çünkü dişiyle eşleşiyor bugün değil mi? Eşleşmesi evet, var. Doğru. Dişiyi de kıskanmasın diye içeriden çıktık, çıkmak zorunda kaldık. Doğru. Arda kendini bir tanıtır mısın? Ben Arda, 23 yaşındayım. Ergun abiyle 3,5 senemizi devirdik, evet birlikteyiz. Asil'den kaynaklı bana çok yardımcı oldu hem sahiplenme konusunda hem de Dobermanlar konusunda çok bilgi paylaştı benim. Bütün ilgimi Ergun abi sayesinde aslında sayfasına denk gelmiştim. İletişime geçtik. Bir şekilde her şeyi hallettik diyebiliriz. Nasip oldu diyorsun. Evet, he? Çok şükür. Evet. Şimdi o zaman bu efsane Asil isimli köpeğimiz üzerinden Ergun abi biraz önce dediğimiz o ırk standartları mevzusunu eğer bulabilirsek, doğru dokümanları, fotoğrafları, o bahsettiğin 100 yıl önceki veya işte 50 yıl önceki Dobermanların da fotoğraflarını koyarak aralarındaki farkı görmek istiyorum. Tamam. Mesela şimdi günümüz Dobermanlarında bulunan özellikler nelerdir o zaman olmayıp da? 1800'lü yılların başındaki Doberman'la bu arkadaş arasında çok fark var. Özellikle kafa yapısı. Eğer geriye dönelip inceleyebilirseniz görürsünüz zaten. Eski Doberman'ların burun ve alın yapıları böyle paralel değil. Daha sivri, daha ince bir burun yapılarına sahip. Ama şu anki gördüğünüz gibi alt çene kalın, güçlü, etli bir çeneye ve burun ve küt bir burun yapısına evet sahip. Burun ve kafa dedin şu evet şekilde alın bir düzlük. Evet, aynen, evet, alın stopu dediğimiz mevzuyu görüyoruz. Eskiden evet daha mı aşağı doğru böyleydi? Tabii tabii öyle sivri.
sivri bir şekilde, alttan da aynı şekilde bir saniye oğlum. Topta onun gözü. Otur oğlum, otur. Yani sonra daha böyle üçgen aynen, bir kafa aynen yapısına sahip. Sivri ve zayıf bir çevine yapısına sahip önceden. Ama şu anda değil. Şu gördüğünüz koyuluklar, mesela şu kızıllıklar önceden çok açıktı. Artık tam bir pas renginde. Daha koyu. Yani göğüs, ırkın son halinde öyle. Göğüs yapısı yoktu zaten. Göğüs evet var. Önceden göğüs yapısı ince, dardı ve böyle çıkıntılı da değildi. Ama şu anda daha geniş. Kemik yapıları aynı şekilde çok inceydi. Şimdi daha kalın gördüğünüz gibi. Peki Elgün abi, yani özelliklerini de bir yandan incelerken şunu da öğrenmek istiyorum aslında. Dedin ya, geçtiğimiz dönemlerdeki köpeklerle şimdiki dönem köpekleri arasında fark var. Çünkü her geçen gün üzerine eklenerek gidiyor. Çünkü bunlar asırlık şeyler, milenyumluk köpekler değil. 1000 yıllık, 1500 yıllık köpekler değil. Daha 200-300 senelik bir geçmişi var en fazla. Peki bu noktada abi, bu ırk standartları bazında dünyaca kabul edilmiş işte örgütler, federasyonlar tarafından mı geliştiriliyor, yoksa talep edilen şekilde mi geliştiriliyor? Yani senin mesela dedin ya, işte burnu dedin artık daha böyle işte alın stopu olacak şekilde ilerliyor. Bu federasyonlarca kabul edilmiş bir şey mi? Yani şöyle söyleyeyim. Yarışmalarda hakemlerin seçtiği, yani birinci olarak seçtiği Doberman. Örneğin işte yurt dışı yarışmaları var. Yani dünya genelinde Doberman yarışmaları oluyor. Dünyanın birçok yerinden oraya katılım sağlanıyor. Ve onların arasında ırk standartlarına en yakını seçiliyor. İşte o Doberman örnek oluyor diğer üreticilere. Yani bir Doberman standartları nasıl olmalı diye onlara bir örnek oluyor. Ve onlar o özellikte üretmeye çalışıyorlar. Diğerleri de mesela gittiğinde kusurlarını görüyor. İşte seçilmeyen köpeklerde, köpek sahipleri de gittiklerinde kusurları görüyorlar. Böylece kendilerini geliştirebiliyorlar. Peki kaç tane mesela dünya çapında çok büyük Doberman yarışması var? Kaç tane böyle seçki yapılıyor? Valla açıkçası birkaç tane köpek ırkları federasyonu var. Bunun en çok bilineni FCI'dir zaten. Ben önceden köpeklerimle beraber FCI'daydım ama şu anda Allianz kurumundayım. Hepsi yarışma düzenliyor. Mesela en son İtalya'da düzenlenmişti sanırım FCI'nin Doberman yarışması. Bizimkilerin de İspanya'da düzenlenmişti. Yani bizim Allianz federasyonu. Açıkçası birkaç tane federasyon var bununla ilgili. Yani bu sadece köpek ırkları üzerine, yani Doberman ırkı üzerine değil. Diğer bütün ırklar üzerine bütün çalışma ırkları, yapan. Evet. Tabii. Yani aslında şunu öğrenmek istedim. Şimdi Allianz'ın seçtiği en iyi dünya şampiyonu Doberman'da işte hemen aynılar. Yok, evet. Aynılar mı? Allianz'ın şeyin seçtiği. Tabii farklı değiller. Yok. İkisi de aynı işi yapıyor. O zaman ortada net bir şekilde belirlenmiş bir ırk standardı var ve günümüzde Doberman budur diyebiliyoruz. Her sene yapılan yarışmalarda. Öyle, aynen öyle. Değil mi? Yeni nesil Doberman her sene ilerleye. Peki sence bu doyum noktasına ne zaman gelir abi böyle bir ırk için? Vallahi bilmiyorum. Yani bu gidişle ejderhaya dönecek bu ırk. Yani çünkü öncesiyle hiç alakası yok. Yani boy, poz, cüsse çok şey değişti. Yani eskiye göre gerçekten. Yani bunu bütün üreticilere sorsanız aynısını söyler. Ejderhaya doğru gidiyor diye yani. Peki işlevsellik anlamında bir farklılık var mı abi? Yani bu burun, küt burun dediğimiz mevzu mesela Doberman'ların bugün günümüzde herhalde kişi koruma için daha çok kullanılıyor değil mi? Böyle. Ya işlevselliğini yitirmeden üretmeye çalışıyorlar. Zaten standartların biri de o işlevselliği. Yani ırk standartlarının biri de o işlevselliği. O yüzden eğer ki onu korumadan ırkı geliştirirlerse bu sefer bir anlamı olmaz. Yani işlevini kaybetmiş ama görseli değişmiş bir köpek olur. O yüzden işlevi de değişmiyor aslında. Yani koruma içgüdüleri olsun, zekası olsun, bunların hepsi gerilemez. Tam tersi ilerler. Dobermanların Elgün abi asıl kullanım amaçları nedir abi? Asıl görev alanları? Yakın ve alan koruma köpekleridir. Aynı zamanda güvenlik güçlerine rahatlıkla eşlik edebilecek enerji düzeyine ve güce sahip köpeklerdir. Peki mesela bir Doberman işte kişi koruma, yakın koruma yapmak için bir Doberman'la bir Malinois'i nasıl kıyaslarsın abi sence? Hani Malinois konusunda bilgiye sahip misin bilmiyorum tabii Malinois ama. Malinois konusunda az çok araştırma yaptım. İşlevsellik açısından ya ikisi açıkçası farklı görevler ifade ediyorlar. Malinois Doberman'ın yapabileceği birçok şeyi yapar açıkçası. Sadece Doberman'dan görsel olarak daha ufak ve tabii Doberman'ın heybeti olmayabilir onda ama Doberman'a göre daha işlevsel bir köpek olduğunu düşünüyorum. Yalnız aynı enerjiye sahip bir yönetici tarafından yönetilmesi gerekiyor. Bir sahip tarafından yönetilmesi gerekiyor. Diğer türlü yani Doberman'a bakan bir kişi Malinois'la da rahatlıkla baş edebilir diyemeyiz. Şimdi çok doğru bir konuya geldin abi. Çünkü çok baskın karakterli hayvanlar. Yani bir Doberman, bir Malinois aslında baktığın zaman yine Doberman'ın içerisinde de bulunan bir Rottweiler. İşte bu tarz köpeklerle doğru iletişim kurmak için üzerindeki otoriteyi çok sağlam kurmak gerekiyor. Evet. Ayrıca onun enerjisini tüketebilmesine imkan sağlayacak şartlar da oluşturmak lazım.
lazım. Tabii nesne hayvanı atamadığımız takdirde hayvan agresyonu yükselir mesela. Bu da çevremize olumsuz yansır. Irkın da tanıtımında olumsuz yer alır. Bu bizim yani için dezavantaj. Gibi. O yüzden bu köpeklerin günlük enerjisini atamayacaksanız bakmayın. Çocuk yetiştirmek gibi aslında bir nevi. Hani çocuğunun da eğer sosyal aktiviteyle hem zihnini hem vücudunu fiziksel olarak yoramayacaksan yoksa o sizi yorar çocuk yani. Bu sefer seni yoruyor. İşte şımarıklık yapıyor. Vuruyor. Kavga ederek bir şeyler çözmeye çalışıyor. Aynen köpeklerde öyle. De aynısı. Oyun oynayıp sürekli onları hem mental olarak hem fiziki olarak yormak gerekiyor değil mi? Kesinlikle aslında öyle, evet. Eğitimin en önemli unsurlarından onların birisi. Onların en sevdiği şey zaten fiziksel ve mental olarak yorulmak. Şu an mesela mental olarak çok güzel bir aktivasyon içerisinde. O elindeki top, Arda'nın elindeki topa şu an odaklanmış durumda. Kafa sadece ona çalışıyor. O işte ağ içgüdüsüyle şu anda bekleme yapmakta. Ne zaman top hareket edecek? Peki o top sadece Arda'yla iletişiminde önemli bir unsur mu? Yoksa ben de topa elime alsam aynı tepkiyi bana da verir mi? O aynı sadakati. Yok. Şöyle köpeği topa alıştırdıysan evet. Ama köpek sadece sahibiyle bu işi yaptıysa sadece sahibini dinleyecektir. Başkasını dinlemeyecektir. Evet. Yani örneğin bir eğitmenin köpeğini eğitmesiyle kendinin eğitmesi farklı şeyler. Tabii. Köpeğini kendi eğiten bir adam köpeği sadece onu dinler. Ama başkasının eğittiği bir köpek robot gibi herkesi dinler. O zaten standartlara göre, bilinen eğitim standartlarına göre eğitilmiştir ve evet, belli evet, anahtarları vardır onu hareket ettirmenin değil mi? Kesinlikle. Ama kişi kendine göre eğittiyse o bazen tek parmak hareketiyle 5 mesaj verebilir kesinlikle köpeğe gibi. Kesinlikle öyle. Evet. Evet. Abi şöyle diğer köpekleri de görelim mi? Efsane Asili ve sahibi Arda'yı tanıdık biraz önce. Evet. Şimdi bu videoyu izleyenler Asili görmek isteyecektir. Asil ve Aşil. Asili evet. Asil 10 yaşında. Benim ilk şecereli dobermanım. Yaşıyor hala orada. Bak adını duydu. Kalktı. Şu anda kapıya doğru yanaştı. Bakalım mı abi ona da geçmiş tabii şöyle. Tabii onu çıkaracağız şimdi buraya ve onunla birkaç hareket de yaptırayım öyle ben. Öyle mi? Süper evet, olur abi. Arkadaşlar çok seviniriz. Olur. Evet evet çok seviniriz. O zaman Asili kapatalım yoksa dövüşürler. Aynen. Hadi olmaz. Geçelim o zaman. Dişinin kokusunu alıyor. 10 yaşında ama hala çalışıyor. Baksana dişinin kokusunu alıyor. Evet yanaş yanaş otur. Hayır yanaş otur. Bekle. Aşil 10 yaşında. Evet. Şu gördüğünüz gece de 14 yaşında. Gece duymuyor arkadaşlar. Duymadığı için beni dinlemiyor ama Aşil'den daha çok şey biliyor. Gece cooker mı? Evet. İngiliz cooker kırması. İngiliz cooker melezi, kırması. Melezi. Melezi. Aşil'i o büyüttü. O yüzden Aşil onu annesi zannediyor ve onu koruyor. Bütün köpeklerden onu koruyor. Ona hiçbir doberman burada hamle yapmaz. Evet. Bundan korktuğu için. Aslında daha demin Asil'i inceledik. Asil'le aralarında çok net bir fark göremiyoruz değil mi abi? Evet, görürsek yani, ne görürüz? Dobermanı şöyle söyleyeyim. Yani bu ırkı daha çok bilenler farkı görür. Mesela göğüs yapısı. Lafınızı kestim. Yine bir tarafa geçersiniz. Tabii. Bu şimdi bacakları ağrıyor ya. Çok oturmak istiyor bu o yüzden. Yani 10 yaşında eklem sıkıntıları başladı yavaş yavaş. Bekle Aşil bekle oğlum bekle. Yanımızda 10 yaşında 10 yıl önce doğmuş. Hani dedik ya dönem dönem farklılık gösterir diye. 10 yıl önce doğmuş bir doberman var. Asil'le bir akrabalıkları var mı? Yok. Asil'le bir akrabalığı yok. Ama aralarında da çok net bir ayrım. Hani dışarıdan bir gözle söylüyorum. Çok net bir ayrım göremiyoruz. Belki bunun hani alın stopu biraz daha az diyebiliriz. Şöyle evet biraz kafa yapısı Asil'in biraz daha iyi gibi bu arkadaştan. Ama 10 senede çok bir şey değişmiyor açıkçası. Yani bu ırkın oluşması gibi geliştirilmesi de kısa sürmüyor. Daha uzun bir süreye ihtiyacı var. Ama mesela Aşil ile Asil arasında nasıl bir fark var derseniz Asil'in sırt çizgisi daha düzgün. Hmm. Daha düzgün bir sırt çizgisi ve güçlü bir sırt çizgisi var Aşil'e göre ve göğüs yapısı tabii ki de. Peki. Bariz fark bu aralarında. Ayağı kaldırdığımız zaman şey sormak istiyorum. Bir ayağı kaldırabilir miyiz abi şöyle? Yani genel olarak dobermanlarda bu arka ayakların basık olduğunu mu görürüz abi? Alman çobanlarda evet, olduğu evet, gibi. Evet, evet, evet. Yani sırt çizgisi düzgün bir şekilde aşağıya iner. Herhangi bir bel vermeden. Belde kavis ve benzeri bir şey olmadan böyle. Aynen öyle. Bekle. Yalnız 10 yaşına göre hala çok enerjik abi maşallah. Aferin. Yat. Otur. Kalk. Otur. Hayır otur. Dön. Ergün abi bir de ben deneyebilir miyim? Olur. Otur. Otur. Yat. Bekle. Ele atlaması var mı abi? Mesela sen al demeyi dene. Bekle Aşil. Atayım şöyle yere sektireyim mi? Otur. Yat. Yat. Dinlemez. Ulan. Seni dinlemez. Bir süre sonra agresifleşir topu vermezsen. Aynen. Topu atlayacak şimdi. Evet. Aynen. Atla. Kolunu atla. Otur. Kolunu atla. Aynen be. Şu an çok heyecanlı. Kapacak. Otur.
Otur. Atlar, ver, laf dinlemez olur. Aynen. Gel, Aşil gel. Biraz daha dursan ısıracaktı seni zaten. Biraz önce sorduğum sorunun cevabını uygulamaya evet. aldım abi. Evet, yani Caner, bekle oğlum. Tamamen kişi odaklı bir eğitim evet. var. Hani programlanmış bir eğitim değil de bekle. Karşıdaki kişiyle iletişim Kaç. Kurarak. Aferin. Dön. Otur. Bekle. Şşt. Kaç. Aferin sana. Aslanım benim. Baş. Evet, getir. Dünyanın. Getir bana. Dünyanın en büyük hediyesini aldı. Getir bana. Arkadaşlar. Bırak. Elgün abi aferin. Eliyle dört gösterdiği zaman dört kere avladığını görüyorsunuz. Aferin benim oğluma. Kaç. Aferin sana. Abi Dön. Çok iyi ya. Aslanım benim. Kalk. Film benim oğlum ha. Elgün abi bu parmak göstermenin bir programlanmış sırası mı var? Bu var. Bu hilesi evet. diyebilir miyiz evet, yani? Yani köpek aslında saymıyor. Sen evet saymıyor. Sen hani önce evet. ona iki kere havlamayı öğrettin. Sonra üç kere havlamayı öğrettin. Parmak gösterince ilkinde iki ardından üç değil mi? Mantığı o. Dön. Bir daha yoksa, dön. Yoksa köpek parmak saymıyor değil mi yani? Hayır hayır parmak saymıyor. O sadece senin orada ona verdiğin bir ufak bir sıralama diyeyim? Hilesi diyelim değil mi? Evet. Ben ona dur diyorum aslında o duruyor. Aynen. Arkadaşlar Bekle. Bunun sırrını da böylece öğrenmiş oldunuz. Dur. Bırak. Dur hareketini bir Bırak. Görebilir miyiz abi? Saydırırken dur hareketini bir görebilir miyiz daha belirgin? Şöyle. Şşt. Hayır. Geri geri geri. Bekle. Kaç. Dur demediğim evet. için devam et. Tamam. Bunun da arkadaşlar bakın efsane bir bilgi. Bunun da sırrını böylece öğrenmiş olduk. Sen elini kapatmadığın sürece havlıyor. Sen evet. parmak gösterince sadece havlamayı öğretiyorsun. Evet. evet. Gerçekten harika. Benim de kafamda yeni açılmıştı. Çok iyi oldu bunu da öğrendiğimiz. Başka Hoş. Böyle mesela saldırtırma gibi falan eğitimleri var mı abi karşıdaki kişiye? Aşil saldırganlığa alıştırmadım ama gerektiğinde kendisi saldırıyor. Çünkü saldırmayı sevmesini istemedim. Saldırmayı seven köpek senin istemediğin zamanlarda da saldırabilir. Tabii. Onu çok iyi kontrol etmek gerekiyor evet. değil mi? Yani bir artık bu fazlasıyla sosyal Aşil. Ama kimse de ilgilenmez dikkat edersen. Aynen. Bu hiç kimsenin yanına yanaşmaz. Sadece benle ilgilenir. Gözü hep bendedir yani. Tamam. Bak biraz önce saldığımdan beri sizin hiçbirinizle ilgilenmedi. Aynen. Biraz Top önce ısıracak dedin ha? Senden almaya çalıştı sadece. Aynen. Biraz daha devam etsem ya vereceği tepki neydi abi? Isırıyor. Kola girer mi? Evet. Bekle. Ki böyle bir şeyin ısırmasını da hiç istemem abi. Hop. Aşil. Hadi koş. Ben de yedim ya. Aşil 10 yaşında da o yüzden fazla yormamaya çalışıyorum kalbini. Peki abi. Eklem sorunları da başladı yavaş yavaş. Doberman besleyen bir besleyicinin. Bekle. Yakalan. Ver onu bana. Bu yuvarlak olduğu için durmuyor burnunda. Doberman besleyen bir besleyicinin beslenme konusunda dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir abi? Dobermanların en çok yaşadığı sorunlar genelde kısa tüylü oldukları için cilt sorunları olabiliyor. O yüzden ben kanatlı değil de daha çok kuzulu, işte somonlu içerikli mamalar kullanıyorum köpeklerime. O zaman tüyleri daha parlak oluyor, daha az dökülüyor, işte daha az cilt sorunları yaşanıyor. Aşil 10 yaşında mesela, cildi hala güzel. Evet. Herhangi bir cilt sorunu falan yok. Şuralar genelde sert zemine yaz aylarında yattıkları için olur. Dolayı da. Tabii. Yok bunlar genç köpekte de görürsünüz. Sert zemine yatmaktan oluşur. Kış aylarında o geçer zaten. Peki Elgün abi, Dobermanların normal bir ev köpeği olabilmesindeki avantajlarını saysak kısa tüylü olmalarından başlayabiliriz değil mi? Evet, kısa tüylü olmaları. Sosyal daha olmaları. Az kokmaları. Evet, kısa tüylü olması zaten daha az kokmasını sağlıyor aynı zamanda. Ev köpeği aslında bana kalırsa evde bakılmaması gerekiyor. Daha geniş alanlara ihtiyaç duyar. Yani çok geniş alanlarda ona egzersiz yapma fırsatı veriyorsanız evet sonrasında evinizde bakabilirsiniz. Her gün düzenli periyotlarla evet. değil mi? Sabah Ama akşam olmak üzere. Ama ben evde bakacağım arada bir çıkaracağım dış kakayı yapsın içeri girelim. Öyle bir köpek değil kesinlikle. Geldiğinizde evde yoksanız geldiğinizde birçok şeyi o enerjisini atmak için parçalamış önünüze atmış olabilir yani kapının önüne. Ki bunu Aşil zamanında yaptı. Ben ona evde baktım ilk zamanlarda geceyle beraber. Geldiğimde ikisi koca kapıyı yeyip. Allah Allah. Tabii evin iç kapılarından birini yeyip ana kapının önüne koymuşlardı. Bildiğin şey yapmış, tornadan geçirmişler. Bununla beraber yani bu yaramaz da. Sen şimdi Doberman gibi bir hareketli, enerjik bir köpekten bahsediyorsun. Bizim Rottweiler'ımız var abi 6 yaşında. Aynı sorunları biz Rottweiler'la bile yaşadık ki Rottweiler biraz daha yatmayı seven, biraz daha baktığın evet, zaman daha Doberman'lara hantal. Göre Doberman'a daha hantal göre, ve hareketsiz bir hayvan. O bile mesela günlük belli periyotlarla enerjisini atmasını sağlamadığın zaman o hayvan da evde kapıları, dolapların kapaklarını, Doğru. kanepeleri yiyebilecek potansiyele sahip. Dolayısıyla o zaman diyoruz
diyoruz ki evde besleyecekseniz öncelikle enerjisini atabilecek bir potansiyel oluşturun. Bir kesinlikle şart, ortam oluşturun. Evet. Onun dışında sosyal oluşları bir avantaj. Tabii sosyalleştirmek gerekiyor. Yani ben hep derim bir dobermanın sosyal olması için en az 100 farklı insanla, 100 farklı köpekle tanışması lazım büyüme çağına kadar. Ortalama 3 yaşına kadar diyoruz o zaman, değil mi? Evet. 3 yani yaşına kadar. 3 yaşına kadar değil de 2 yaşına kadar desek daha doğru olur. 2 yaşına kadar en az 100 insanla tanışmalı diyorsun. Genelde 2 yaşından sonra dobermanın karakteri oturmaya başlar. Hmm. Geç olgunlaşan köpeklerdir. Dobermanlar diğer ırklara nazaran daha geç olgunlaşırlar. 2 yaşından sonra olgunlaşmaya başladığı için genelde 2 yaşına kadar bu dediğimi yaparsanız sosyal olurlar zaten. Yani evet. En az 100 farklı insanla, 100 farklı köpekle tanıştırırsanız ki Aşil bunların hepsini Aşil'in üzerinde denedim ben. Yani 100 değil çok fazla insanla tanıştı. Çok fazla köpekle tanıştı. O yüzden başka köpeklere gereksiz tepkileri yoktur. Ta ki kendi vücut alanına girmediği sürece yani o da yaklaşık bir 1 metre mesafeye tekabül ediyor. Her köpek için geçerli. Tabii tabii. İnsanlar için. İnsanlar için de aynı şekilde. Girmediği sürece kimse dikkatini çekmez. Yoldan geçen hiç kimse dikkatini çekmez. Peki Ergün abi Doberman üretiminde senin... Ben almam bana bakma. Doberman üretiminde senin varmak istediğin bir nokta var mı abi? Mesela dünyada işte ben şu köpeği örnek alıyorum. Şu çok hoşuma giden bir tiptir. Örnek görüyorum işte Aşil 10 üzerinden 9'sa o 10 üzerinden 11'dir diyebileceğin çok güzel yani bir varmak beklentim istediğim var bir yer demek yanlış olur da. Ama bu ırkın gelişimine en ufak bir katkım olabilirse ne mutlu bana. Yani gelişiminden kasıt sadece ırkın fiziksel olarak ya da diğer türlü mental olarak gelişimi değil. Irkın tanıtılması, doğru tanıtılması. Toplum gözündeki yani, algı. Evet, yani o algıyı en azından o kötü bahsettiğim o karalama insanların beyninde oturmuş bir hani inandıkları bir yanlış var ya. Evet. O yanlışı bir miktar da olsa yok edebilsem bu benim için zaten büyük bir şey. O zaman deminki değindiğimiz noktaya bir daha geliyoruz. Bunların beyni küçülmüyor. Kafatası küçülüp beyinlerin tabii, patlayıp tabii. Saçma Allah hareketler yapmıyor. Allah beynini kafatasına göre yaratmış. Aynen. Yani. Sorun yok. Evet. Yani öyle bir sorun olmuyor çünkü biz Rottweiler besliyoruz. Bize de bu konuda çok fazla şey geliyor. Evet, evet. Başka ırklar işte, içinde duyuyorum ben bunlar bunları. Bunlar çocuk parçalıyormuş, bunlar adam öldürüyormuş falan filan. Evet. Ya ben neticede şuna inanıyorum. Bir insan bir köpeği nasıl yetiştirirse o köpek öyle büyür abi. Kesinlikle öyle. Evlat gibi düşünün. İlgilenmezseniz, kendi haline bırakırsanız serseri olur. Ama ona doğru eğitimleri verip doğru yönlendirirseniz adam olur. Sürekli kontrol altında tutarsanız eğitim, çünkü köpekte eğitim 1 yıl 2 yıl sürmez. Ömür boyu sürer. Evet. Sürekli onu hatırlatmak gerekiyor. Biraz da çocuk gibi bunlar. Yani her an cıvıtmaya müsaitler. Ergün abi yavrulardan göstermek istediklerim var mı? Küçüklerden biraz daha böyle. Bir de hep büyükleri çok fazla gördük. Küçük yavrularım yok. Onlar 3-3,5 aylık. İstersen gösteririm. Şöyle geçelim. Yavrulardan birazcık inceleyelim. Abi burada bir tane yavrumuz var. Evet. O 4 aylık. Bu 4 aylık. Gel. Gel kaçamazsın. Gel nereye kadar gideceksin? Evet. Önce abi burada X large'ını görüyoruz yan tarafta. X large beden, bu da small beden diyelim buna, değil mi? Evet. Bu 4 aylık. Bir de o biraz önce incelediğimiz... Bu yurt dışından getirdiğim bir yavru açıkçası. Asil ve Aşil üzerinde incelediğimiz fiziki özellikleri bunda inceleyince de yalnızca küçültülmüş versiyonunu görüyoruz. Değil mi? Aynen öyle. Evet. Tabii biraz daha gelişecek. Bu yavru çok küçük şu anda. Yurt dışından geldi bu sana. Evet. Dünyada bilinen bir Doberman'ın yavrusu. Colt di Perlanera. Tekrar söyler misin? Dobermancıların hepsinin bildiği. Colt di Perlanera babası. Colt di Perlanera. Alman... Inter şampiyon. Inter Alman şampiyon. Şecereli bir şey mi? Almanya'da mı? Yok hayır. Sırp şecereli. Evet. Oldukça güzel abi. O dediğim aslında biraz önce değindiğimiz işte göğüs yapısı olsun. Burun belki biraz daha hani yaş ilerledikçe şu alın stopu, kütlük biraz daha belki artabilir. Peki abi Dobermanlarda en çok bilinen şeylerden bir tanesi bu kulak mevzusu. Dobermanların kulakları neden kesilir abi? Bu ırkı oluşturan adam Louis de Doberman aslında şiddete karşı bir adam değil kendisi. Normalde gittiği mahallelerde hep serserilerle, kötü köpeklerle, saldırgan köpeklerle karşılaşmış dedim ya. Bu adam aslında bir olay yaşamaktansa o olayı caydırıcı, herhangi bir şeye sahip olmanın daha doğru olduğunu düşünen bir adam. O yüzden bu ırka mesela Alman kurdunu, çaprazlama eşleşmeleri Alman kurdunu eklerken de aslında amacı o kulaklara, bu ırkın o kulaklara sahip olmasıydı. Yani hazır, dik, Alman kurdu gibi. Ha, kurdu kulaklara. O yüzden ekledi diyorsun. Evet ama bir türlü başaramadı. Bunu bir türlü başaramayınca amacı daha heybetli, daha caydırıcı bir görünüme sahip olmaktı aslında. Bunu başaramayınca ama mükemmel bir ırk ortaya çıkardığını gördü. Şöyle düşünün, kulakları düşük bir köpeğin ilk bakışta sizde oluşturduğu teessüratla, yani düşünceyle kulakları dik bir köpeğin oluşturduğu aynı şey değil. Yani aslında evet dediğin mesela şöyle, hayvanlar arasında dik bir hayvan gördüğün zaman uzaktan o heybetinden bir korkarsın, bir caydırıcılığı mutlaka olur. Yalnızca onun insanlar için
değil, hayvanlar için de geçerli. Çünkü hayvanlar kendi aralarında da tepki verirken kulaklarından da birbirlerini analiz ediyorlar. Dolayısıyla da dobermanlarda böyle bir yapaylık eklendi diyorsun. Çünkü zaten üretiliş, bunun ortaya çıkış amacı dobermanların. Aynen öyle. Karşıdaki kişiyi caydırmak ve ürkütücü olmak. Dolayısıyla da bunların cerrahi müdahalelerle bilinçli bir şekilde yapılmasında bir sakınca yok diyorsun o zaman. Bu adam bu dediğimi yapamadıktan sonra, yani kulakları dik olmasını sağlayamadıktan sonra caydırıcılığı için estetik yöntemine başvurdu. Hmm. Yani kulağın estetik sebebi odur. Kuyrukta ruh halini belli etmesin diye. Ve günümüze kadar, yani bu ırk doğal bir ırk değil. Bu ırk şunu mesela diyenler olabilir. Ya bu ırk doğal. İşte Allah bunu böyle yaratmış. Doğalı bu diyenler şunu bilsinler ki bu ırk direkt olarak yaratılan bir ırk değil. Yapay bir İnsan ırk. İnsan eliyle oluşturulmuş bir ırktır. Doğal olmadığı için doğallığından da bahsedilemez, kulakların doğallığından. Yani bunu oluşturan kişi bunun daha sonra estetikle devam etmiş hep. Hani caydırıcılığını da ön planda tutmak için. Bu durumda bu günümüze kadar bu şekilde gelmiş kulak kuyruk estetiği. Yani ama 200 senede baktığın zaman oturaklı bir şey ortaya çıkmış. Çünkü bir dobermanla bir dobermanı eşleyince altından bir Alman çoban köpeği çıkmıyor. Yok. Dolayısıyla iyi bir sentezleme diyebiliriz bunun evet, için. Evet, yani bu ırkı yok etmemek adına estetikle devam etmiş açıkçası. Evet. Peki bu mesela kulak, hani bu aslında biraz daha şeyle alakalı, kinolojik bir soru. Bu kulak mevzusu 300 yıl daha böyle giderse, 300 yılın sonunda peki sence böyle köpekler artık yavaş yavaş kulak yapısı biraz daha dik ve işte daha işte şöyle, kesik, küçük, evet, bu ırkı geliştirirken kulak yapılarını da önemsiyorlar. Daha kolay dikilebilir, kırdak yapısı daha müsait köpekleri tercih etmeye çalışıyorlar anne altından. Dediğin gibi 50 sene önceki kulak yapısıyla şu anki aynı değil. Şu anki biraz daha kolay dikiliyor, kolay dik duruyor ama gelecekte senin dediğin gibi hani estetik olmadan da dik durma o olayı. O evrimsel bir süreç tabii yani. O heybetli değil, o zaman biraz komik olur. Çünkü Doberman kulağını estetiksiz düşündüğünüz zaman fil kulağına benziyor. Kesilmemiş hali. Evet. Yani o da hiç caydırıcı değil bence. Daha tersi yani, komiktir. Kuyruk kesme olayına da sen o zaman ruh hallerini karşıdaki canlının anlamaması evet. için diyorsun. Yani evet. Yani açıklamaları bu şekilde yapılabilir. Ama dediğim gibi sahipleri tamamen sahiplerinin isteğiyle yaptırılıyor. Mesela bir Doberman'ı alan kişi mutlaka hayır dese bile ben onun birkaç ay sonra kulak kuyruğunu yaptırdığını görüyorum yani. Mutlaka pişman olup bunu yapıyor diyorsun. Tabii tabii. Mutlaka yapıyor. Yani ona engel olunamıyor. Tabii bunu şey olarak da değerlendirebilir miyiz? Yani iyi bir Doberman bugün kulağı ve kuyruğu kesilmeden de aslında ırk standartlarını doğru taşıyor diyebiliriz kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Yani görevini de rahatlıkla ifa eder. Onunla hiç bilgisi yok. Ama artık hani Dobermanları böyle tanıdıkları için insanlar da istedi. Yani bir amacı var mı? Aslında şu anda bunu yapmanın bir amacı yok. Avrupa standartlarında düzenlenen o yarışmalarda da kulağı kesik Dobermanlar yarışıyor. Değil mi? Bir de öyle bir şey de var. Evet. Yani birkaç sene öncesine kadar hiçbir sorun yoktu. Hepsi yarışıyordu ama şimdi son zamanlarda yarışamıyorlar. Neden abi? Kulaklı kuyruklu şekilde yarışıyorlar. Ha. Tabii bununla ilgili yarışmalara katılma yasağı getirildi. Kesilenler. Hayvan severlerce verilmiş. Tabii tabii. Onların evet verdikleri tepkilerden sanırım kaynaklanan bir şey. O zaman biz abi bir Doberman sevenler olarak hani buradan şey 300 yıl daha sabretsek, bunu biz evrim sürecinde tamamlasak bu işi. Vallahi bilmiyorum. Hani artık olacak şey mi, bir şey diyemiyorum. Aynen. Belki 500 yıl diyelim biz ona. İnşallah bu güzel köpeklerin de soyları bu şekilde devam eder. Sana da abi böyle bir ırka emek harcayıp Türkiye'de profesyonel bir şekilde bunu temsil ettiğin ve algıyı olumlu bir yöne ilerletmeye çalıştığın için hem izleyicilerimiz adına hem de kendi adıma teşekkür etmek ben istiyorum. Teşekkür ederim. Ayrıca bugün burada bizi misafir ettiğin için de teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ergün abi, bu zamana kadar Türkiye'den kaç tane ülkeye Doberman sahiplendirdin? Şu an tam sayı veremem. Sürekli değiştiği için ama 40'ı aşkın diyebilirim. 40'tan fazla ülkeye Doberman gönderdiğin efsane bir çiftlikteyiz bugün o zaman. Evet. Abi şey diyeceğim. Bir de şu arkadaki, ben senin aslında kulübe dizaynını, tasarımını da görmek istiyorum. İçeri girip inceleyebilir miyiz? Tabii tabii. Uygun olan bir yer var mı şöyle? Ergün abi şöyle kafes sistemlerini de, yaşadıkları yeri de görecek olursak, Wanda da Show Doberman Kennel'da. İçeriği parke döşemişsin abi özellikle. Evet evet. Şöyle yerden ısıtmalı aslında. Yerden ısıtmalı sistemin üzerine parke döşedim. 2'ye 2 boyutlarında. Yani her kulübe 4 metrekare daha rahat etsinler diye. Kapıları yok abi. Özellikle mi yaptığın bir şey, kışın evet, ekliyor musun? Evet. Kapıları yok. Çünkü kapıları olursa içeride çok sıcaklarlar. Kış ayında da. Alttan ısındıkları için kapının olup olmaması onlar için bir şey zaten değiştirmiyor. Zaten köpeklerde karnının sıcak kalması önemli değil mi? Evet. Onun dışında sırtlarına yağmur, kar bir şey gelmediği sürece sorun yok herhalde. Aynen öyle. Dolayısıyla da içeride ama cereyan yapması yine, da. Ama yine doğum olduğu zaman yavrular cereyandan etkilenmesin diye o zaman da hazır kapıları var. Onları takıyorum yerine. Evet. Kaç metrekare abi köpek başına ayırdığın alan? Köpek başına ayırdığım alan yaklaşık 20 metrekare. Ama şeyleri çok büyük ya. Gerçekten yaşam alanları hem çok yüksek hem çok böyle ahşap falan
falan da tercih etmişsin. Evet evet, kulübeler büyük. Kulübelerde evet. Rahat sen etsinler diye daha büyük. Harun sen burada yaşarsın. Vallahi ben burada yaşarım, sana bir şey değil mi? Yere yatağa sarar. Zaten sen ben bazen geceleri burada kalıyorum kış aylarında. Çünkü Allah Allah. Doğum yaptığı zaman, köpeklerim doğum yaptığı zaman bazen yanında durup başında gözetmem gerekiyor yavruları. Bazı anneler acemi olabiliyorlar. Yanlarında yatabiliyorum rahatlıkla. Evet, yalnız bu da çok çok iyi bir şeymiş ya abi. Ben evime yapmadım açıkçası, yerden ısıtmayı. Ama kulübelerine yaptım. Evet, zaten ekstra üstlerini de kapatmışsın. Hani. Evet, üstlerinde saç, sacın altını bu bor malzemesi biliyorsunuz ülkemizin zengin kaynaklarından. Bor ısı yalıtımında da kullanılıyor. Ben bunu sacın altına güneş vurduğu zaman altı ısıyı geçirmesin diye yalıtımı da borla yaptım. Böylece yaz aylarında da burada sıcaklamıyorlar. Güneş bir de sanırım senin buraya doğrudan buradan da vurmuyor evet. Abi değil mi? Şuradan oradan başlayıp aslında o tarafta bitiyor. Evet. O yüzden sacların da altını yalıtımlı yaptım ki altında ısınmasına, en azından sıcaklamasınlar evet. Hayvanlar. Oldukça iyi abi, ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Senin buradan izleyicilerimize söylemek istediğin bir şey var mı abi, aktarmak istediğin? Ben olabildiğince Doberman'la ilgili ön yargıların kırılmasını istiyorum. Zaten buna yönelik ne yapıyorsam yapıyorum. Sorusu olan arkadaşlar sosyal medya hesaplarımdan benimle iletişime geçebilirler. Yani bu ırk hakkında sormak istediğiniz her şeyi, ben de bildiğim her şeyi sizinle rahatlıkla paylaşırım. Zaten bunu sürekli yapıyorum. Aynen. 10 senedir bu işi yapıyorum. Von Dada Show Doberman Kennel değil mi? Evet. Von Dada Show Doberman Kennel. Yazdığınız zaman zaten benim Instagram, Facebook, YouTube bir sürü hesaplarıma denk gelirsiniz. Oralardan bana ulaşabilirsiniz. Evet. Arkadaşlar. Bunu da böylece aktarmış olalım sevgili arkadaşlar. Bu arada Elgün abi bahsetmişken sosyal medya hesaplarından ben de bahsedeyim. Hayvan Bir Herif Instagram hesabından ve Harun Köybaşı YouTube kanalından da bireysel olarak açtığım ve yayınladığım videoları da takip edebilirsiniz. Ufak bir detay olsun. Videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sizden ricamız Alatürkiye YouTube kanalına abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorumlarınızı mutlaka aşağıda belirtmeyi unutmayın. Alatürkiye bir sonraki bölümde kimi ziyaret etsin? Lütfen yorumlarda ve mesajlarda bize belirtin. Yepyeni Alatürkiye videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.